Evet değerli takipçilerimiz neredeyiz? Bir videoda daha yeniden sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber neredeyiz? Buğdaylı köyündeyiz. Buğdaylı köyünde arkamdaki gördüğünüz tarlanın çekim için bugün sizlerle beraberiz. Normal şartlarda tarlalarla alakalı biliyorsunuz ki çekim yapmamaya çalışıyorum. Yani yapmayı çok fazla sevmiyorum çünkü çok anlatacak bir şey bulamıyorum. Ama bu tarlayla alakalı durum o şekilde değil. Ondan dolayı burayla alakalı böyle bir video oluşturma kararı aldık diyebiliriz. Şimdi şöyle bugün videoya tabii ki bugün çekime de tek başıma geldim. Ondan dolayı farklı ekipmanlarla video çekmeye çalışacağım. Biraz titreşim olabilir. İdare edin artık o kadarını diyelim. Şimdi neredeyiz? Tam Gönen, Bandırma Gönen yolunda Buğdaylı Çatırağı'ndan Paşa Çiftliği'ne doğru olan giren asfalt yola cephe. Asfalt yapı yola 180 metre cephe olan 18 dönümlük bir tarlamızın şu anda nitelik olarak geçen, tarla olarak geçen mülkümüzün tanıtım için sizlerle beraberiz. 14.8'lik dönümlük bu tarlamızın şöyle bir drone görüntülerini izleyelim. Ondan sonra burasını ne amaçla, hangi sıfatla kullanabiliriz? Onlarla alakalı tekrardan sizinle görüşeceğiz. Hadi siz bir drone uçun, biz buralarda bir gezelim. Evet, drone görüntülerini izledikten sonra yeniden sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz neredeyiz? Bugün tekrardan başlamak gerekirse Buğdaylı Köyü'ndeyiz. Buğdaylı Köyü'nden Paşa Çiftliği'ne doğru giden yola 180 metre cephesi bulunan 18 dönümlük bir arazimizin tanıtım için sizlerle beraberiz. Aslında tarla ve tarlalara ben çok video çekme taraftarı değilim başında da söylediğim gibi. Ama burasının biraz daha özel bir durum var, farklı bir durum var. Ondan dolayı sizlere bir 5 dakikalık zamanınızı rica edeceğim sizlerden. Neden bu tarlayı çekmeye karar verdik? Çünkü bu tarla 180 metre yola cephesi bulunan ve Marmara OSB'ye 3 kilometre, Bandırma OSB'ye yaklaşık olarak 1 kilometre mesafede bulunan antredepo için muazzam olan bir alanda bulunduğundan dolayı bu tarlaya video çekmeye karar vermiş bulunmaktayız. Detaylı olarak şöyle bilgi verelim. Burası Çanakkale yoluna, Bursa Çanakkale karayoluna, çevre yoluna yaklaşık olarak 3 ila 4 kilometre mesafede olduğunu söyleyelim. Bu 3-4 kilometrelik mesafeye sonra direktman Marmara OSB'ye bağlanabilecek durumdasınız ve Çanakkale karayoluna direktman çıkabilecek durumdasınız. Onu iletebiliriz. Hemen şöyle arkamıza doğru dönerse, yani daha doğrusu tarlaya yüzümüzü dönersek, satılık olan yere yüzümüzü döndüğümüz takdirde hemen arka tarafımızda Marmara değil de Bandırma OSB'yi görebilecek durumdasınız. Binalarını görebiliyorsunuz. Bu Bandırma OSB'ye şu anda yatırım hala da devam ediyor. Onu iletelim. Mesela şu anda en son Kares Tekstil şu anda hala da fabrikasını kurmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 5000 çalışan kapasitesine ulaşabileceğini söylüyorlar. Kares Tekstil olarak sadece. Bu da bu bölge için çok büyük bir istihdam olduğunu iletebiliriz. Şimdi bununla beraber Marmara OSB'de de çok fazla yatırım yapıldığını biliyoruz. Ve şunu söyleyebilirim, söylemem diye bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Marmara OSB'deki şu anda Marmara OSB'nin içerisinde şu anda arazilerin satılık dönüm fiyatları yaklaşık olarak 5 milyona ulaşmış durumda.
En ufak yerin 5 dönüm olduğunu düşünürseniz, bazen göz önüne alırsanız en ufak alabileceğiniz imarlı arsa şu anda Marmaros'a ben içerisinde yaklaşık olarak 25 milyon liralardan bahsedilebilecek durumda. Tabi burasının fiyatı oralara çıkmıyor kesinlikle. OSB'nin içerisinde değil. Ama depo ve antre depo olarak burası şu anda ileriye dönük olarak yatırım yapabileceğiniz muazzam yerlerden biri. Bununla beraber etrafımızda tavukhaneleri de zaten drone görüntülerinde görmüşsünüzdür. Bu tavukhaneler gibi o 18 dönümlük yeri isterseniz tavukhanede kurabilecek durumdasınız. İsterseniz büyükbaş çiftliği de kurabilecek durumdasınız. Köylere yaklaşık olarak 750 metre buğday diye 1 kilometrede paşa çiftliği mesafesi olduğundan dolayı bunlarla da alakalı sıkıntı olabilecek bir ortam yok. Yani siz buraya isterseniz antre depo, isterseniz depo, isterseniz antre depo, isterseniz tavukhane, isterseniz kümes, isterseniz büyükbaş çiftliği için ne ile alakalı kullanmak isterseniz ticari olarak kullanabilecek bir arazinin olduğunu söyleyebiliriz. Ha 5000'lik içerisinde kalıyor mu? Hayır, şu anda 5000'lik içerisinde kalmıyor. Ama istihdam amaçlı bir yatırım yaptığınızı düşünürseniz buralarla alakalı kesinlikle ama kesinlikle bir sıkıntı olmadan ruhsatlarınızı alabilecek durumda olduğunu aktarabiliriz. Açıkçası öyle söyleyelim. Şimdi burası Bandırma'ya yaklaşık olarak 22 kilometre falan mesafede. Bandırma'ya 22 kilometre, Gönöl'e de yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıktayız. Çanakkale yoluna dediğimiz gibi yaklaşık olarak 4 kilometrelik bir alan içerisindeyiz. 4 kilometre sonra Çanakkale çevre yoluna rahat rahat ulaşabileceğiniz bir alan içerisindeyiz. Sizden başında da dediğim gibi 5 dakikanızı rica etmiştim. 5-6 dakikalık video içerisinde bunların hepsini toparlayıp size anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda bu arada fiyatla alakalı açıklama ve başlık tarafında bunları rahatlıkla görebileceğiniz bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Burada sözlü olarak telaffuz edemesek de sahibinden.com'da, Instagram'da ve YouTube'da Emlakçı Aile adında bizim bütün sosyal medya kanallarımıza ulaşabilecek durumdasınız. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim efendim. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.